normal işleyen hayat için, geride bıraktığımız hayat için, daha doğrusu depremden önceki hayat için saat yeniden yeni başlığa döndü. Ama bir 17 dakika sonra da bence yenilememiz gereken hayatımız için de yeni saat başlamış olacak. Bu saat içinde, yeni başlayacak saat içinde kurtarılma umudunun olduğu noktalar var, onlara gideceğiz. Mehmet Sabri Uğur Baş'ta ilk günden bu yana Kahramanmaraş'tan bizi bilgilendiren arkadaşlarımızdan biri. Şimdi ona dönelim ve de neler gördüğünü, duyduğunu soralım. Salih Naymen, Kahramanmaraş'ta gözlerin çevrildiği, umutların arttığı noktalardan biri burası. Aydın Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını takip ediyoruz kameraman arkadaşım Gökhan Arıkan'la birlikte. Şu anda ekrana gelen nokta ekiplerin Aydın Apartmanı'nın enkazına giriş yapmak için tünel açtığı nokta. Hatta kritik bir detayı getirmek istiyorum. Orada ayakta duran kasklı görevlinin altında bir moloz birikmiş durumda. Kameraman arkadaşım Gökhan Arıkan ekrana getiriyor. İşte orada elleriyle ekiplerin çıkardığı o molozları yığdığı nokta. Görüyorsunuz adeta küçük bir tepecik oluşmuş. Kovalarla Zonguldaklı madenciler şu anda tünel açma işlemine devam ediyor. Aydın Apartmanı'nın enkazında domuz damı yöntemiyle ilerlemeye devam ediyor ekipler. Ancak apartman şu an karşımıza gördüğümüz apartman Aydın Apartmanı değil. Onun arkasında Aydın Apartmanı şu an ekranda görünen apartmana doğru yıkılarak enkaza dönüşmüş. Bu nedenle ekipler daha kısa yoldan ve daha güvenli bir yoldan ilerlemek adına bu apartmanın altından açtıkları yoldan Aydın Apartmanı'nın enkazına giren bir tünel açtılar. Ve o tünelden ilerleme devam ediyor. Peki son durum ne? Şu anda 20 günlük bir bebeğimiz, annesi ve o bebeğin anneannesinin enkazda olduğu biliniyor. Ancak son durum itibariyle ilk günlerde termal ısı ve teknik ses alındı. Ses alındı dediğimizde bir yaşam umuduna dair ses, ben buradayım ya da beni kurtarın şeklinde bir sesten bahsetmiyoruz. Bir moloza tıklama, elini bir yere sürtme, belki bir yutkunma sesinden bahsediyor olabiliyoruz. Dolayısıyla teknik ses alındı. Teknik seste herhangi bir problem yok. Ve devamında açılan tünele dedektör köpekler sokuldu. Dedektör köpekler de patileriyle o noktada canlılık olup olmadığına ilişkin tespiti yaptılar ve İşaret verdiler. Ekipler de çalışmalarını o noktaya yoğunlaştırdı. İşte bakın bu noktada iş makinesini görebiliyoruz. İş makinesinin kepçesinin uzandığı noktaya doğru baktığımızda o arka tarafta kalıyor Aydın Apartmanı'nın enkazı. Ve çalışmalar devam ediyor. 186. saati 187. saate devretmeye yakın olduğumuz bu dakikalarda ekipler 3 canı kurtarabilmek için yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştiriyor. İşte şu anda bir görevlinin göründüğü nokta var. O noktanın birazcık ilerisinde Aydın Apartmanı'nın enkazı bulunuyor ve o enkazın içerisine doğru ekipler biraz önce ekrana getirdiğimiz başka bir apartmanın altından giriş yapmış durumdalar ve tünelden ilerlemeye devam ediyorlar. İlerleyen dakikalarda tünelde belli bir ilerleme sağlandıktan sonra yeniden o tespiti teyit etmek adına çalışmalar yapılacak, yeniden sismik dinleme yapılacak, yeniden termal tespit yapılmaya çalışılacak ve sonrasında çalışmalar bu yönde ilerleyecek. Ekipler tünelden ilerlerken zaman zaman enkazın içerisinde odacıklar, böyle bir tünel gibi, kuyu gibi alanlar tespit ediliyor. İşte o tespitlerin, yani iki farklı yol çıktığında ekipler ne tarafa gitmeleri gerektiği yönde karar alırken bir sismik dinleme, termal tespit cihazları ve aynı zamanda dedektör köpeklerden destek alıyorlar. Ekipler o çatalın ağzına dedektör köpekleri getiriyor. Köpekler ilerlerken köpekler ne yöne giderse ve ne yönde bir canlılığa ilişkin bir tespit ya da bir işaret verirlerse ekipler de o yöne doğru ilerlemeye devam ediyor. Ve an itibariyle 20 günlük bebeği, annesini ve anneannesini kurtarmaya yönelik çalışmalar işte burada bulunduğumuz noktada Aydın Apartmanı'nda devam ediyor. Buradan da elbette bir mucize kurtuluş istiyoruz. Hatta üçlü bir mucize istiyoruz buradan. Hem annenin hem annenin hem de bebeğin iyi haberini bekliyoruz. Ve ekipler de gerçekten saatlerdir değil günlerdir bu noktaya yoğunlaşmış durumda. O üç canı kurtarabilmek adına da canhıraş bir mücadele var. Şu tarafı şimdi kameraman arkadaşım Gökhan Arıkan'dan rica edeceğim. Bakın burada da ekipler yoruldukça değişim yapılıyor. Bakın burada ateşler yakılmış durumda. Ve orada da hazır bekleyen çeşitli sivil toplum kuruluşları, afet personeli gibi Mehmetçik zaman zaman ekrana yansıyor. Herkes bir an önce bu noktada yapılan çalışmaya destek verebilmek adına bir yandan ısınmaya çalışırken bir yandan da içeride çalışma devam ediyor. Tekrar ifade edelim. Burada Zonguldaklı madenciler tünel açmış durumda ve Zonguldaklı madenciler bu işin elbette ustası
ve domuzlama yöntemiyle enkaza giriş yapıldı ve ilerleme devam ediyor. Ancak dediğimiz gibi aslında Aydın Apartmanı'nın enkazı bu gördüğümüz bina değil. Binanın arkasında ama binaya doğru meylederek yıkıldığı için daha kolay bir şekilde bu binanın altından giriş yapılabileceği için ekipler buraya yoğunlaşmış durumda. Buradan ilerlendi, bir tünel açıldı ve tünelde de aslında ciddi bir ilerleme kaydedildiğini söyleyebiliriz. Ciddi bir ilerleme var. Zaman zaman tünelde ilerlerken ekranın tünelin içerisinde iki farklı yol karşısına çıkabiliyor ekiplerin. Ve işte o noktada ekipler dedektör köpeklerden destek alıyor. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Arama kurtarma personellerinin olduğu tarafa doğru şöyle bir hareket edelim. Kameraman arkadaşım Gökhan Arıkan'la birlikte bu noktada soru yönelteceğim. Çalışmalarda bir gelişme var mı acaba? Şu an canlı yayındayız ama yeni bir gelişme devam ediyor değil mi şu anda? Devam ediyor çalışmalar ve geldiğimiz noktada herkes iyi haber bekliyor. Burada yabancı ülkelerin İspanyol ekibin olduğunu da görüyoruz. Sabah saatlerinde ekipler katıldı çalışmalara ve sabah saatlerinden itibaren de burada onlar da Zonguldaklı madencilerin çalışmalarına destek veriyor. Bakın burada jeneratörler var. Burada ışık kaynağı sağlayabilmek ve enkazın içerisinde ilerlerken o tünelleri açarken kullanılan ekipmanlar var. Onların çalışması için gerekli enerji de jeneratörler vasıtasıyla alınıyor. Birinin yakıtı bittiğinde hemen diğeri devreye sokuluyor. Sonrasında diğeri tekrar çalışmaya hazır hale getiriliyor.